Evet, sevgili dostlar, yeniden Ben Ozi karşınızdayım. Burası Müzik On Air, Instagram profili. Tekrardan karşınızdayız. Kusura bakmayın, ben bir iki dakika böyle erken girmişim. Cüneyt'in yayını bitmeden. Kusura bakmasınlar, onlar da efendim. Karşılıklı biz anlaştık, telefonlaştık. Şimdi Ozi ile Türkçe Rock sohbetleri için karşınızdayım. Saygın Çelebi gelecek. Onunla kaldığımız yerden sohbetimize, daha doğrusu yeniden bir başlayacağız ve sohbetimizi, Ozi ile Türkçe Rock sohbetimizi kendisiyle burada gerçekleştireceğiz. Hepinize mutlu akşamlar, hepinize tekrar tekrar merhabalar. Şimdi ufak bir bekleme, Saygın geldiği gibi onu yayına alacağım ve sohbetimize başlayacağız. Müzik On Air'de Türkçe Rock sohbetleri için. Pekala, kısacık bekleteceğim. Hem izleyicilerimiz gelecek, efendim, hem de Saygın gelecek, hemen ona dahil edeceğim. Evet, ilk defa tabii böyle bir şey oldu. Ben bir iki dakika herhalde erken girmiş olabilirim yayına. Halil'le Cüneyt dostumuzun da yayınıyla çakışmış olduk. Ben de niye diyorum kesiliyor, neden diyorum kesiliyor falan yayın. Meğersem üst üste binmiş yayınlar, Halil'le bu yüzden de böyle sıkıntı yaşandı. Pekala, gelenler var. Evet. Gelenler var. Gelenlerden Saygın da buradaysa onu yayına alacağız. Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ard arda yayınlar, ard arda canlı yayınlar pandemi süreci devam ettiği için Instagram profillerinden, Instagram adreslerinden devam ediyor. Yine çok değerli insanlarla bir arada oluyoruz. Müzisyenlerle beraberiz bu arada. Onlarla konuşmaya, sohbet etmeye, böyle kafalarımızı dağıtmaya, onları da tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, ve Saygın Çelebi bu akşam konuğum olacak. Instagram profilinde, Müzik On Air'de. Bakalım geldi mi, gelirse onu buradan alacağız. Money Peel, hazırsanız başlayalım demiş. Biz yayına hazırız. İyiyiz, çok teşekkürler. El sallayanlara da biz de buradan el sallayalım. Evet. Sevgili Saygın Çelebi geldiği an, hatta şuradan bir bakalım. Onu buradan acaba biz bulabiliyor muyuz? Şu şekil. Geldin galiba. Ben seni hemen dahil edeyim buradan. Evet. Ah, abi sonunda. Şimdi... Abi şimdi gerçekten yayındayız, bak ben sana söyleyeyim. Ama balık yani, burcunu dinledik. Balık burcunu dinlediysen tamam, ben koçum gerçi de ben onu kaçırmış olabilirim. Neyse, aslında en başta ya, o en başta geride kalmış olabilir. Sevgili dostlar, işte dedik ya, çakıştı yayınlar, o yüzden. Ben de diyorum ki acaba şeyin azizliğine mi uğradık? Yani bu canlı yayınlar üst üste biniyor, acaba dedim bir server falan mı afalladı, ondan mı acaba dedim. Gerçi sen ITC adamsın, sen daha iyi bilirsin bu teknolojiyi. Abi bu Instagram olayı biraz sallantılı gidiyor ya. Yani şey, çok fazla yayın olduğu için kalitesi arada düşebiliyor ama herhalde yayının önceki yayın tam şey yapamadı, bitirememişti. Bir çakışma oldu, olabilir böyle şeyler gayet. Evet, yani bir iki dakikayla biz böyle kafa kafaya çarpıştık sevgili Cüneyt'e. Çok özür dilerim herkesten. Kusura bakmayın. Sevgili dostlar, Saygın Çelebi ile karşı karşıyayız. Tanıyan var mı, tanımayan var mı bilmiyorum. Tanımayan yoksa da işte tanıtmış alalım. Bu amaç için şu an buradayız. Saygıncığım, ne diyordun? İlk böyle bir bağlandık. Barok'tan bahsettin. Aa, bir evet, yıl oldu evet. Dedik. 2020'yi saymıyoruz dedik. Oradan devam et istersen. Sonra seni tanıtmaya başlayacağız. Yani ben seni en son ne zaman gördüm? 2019 işte Oktoberfest zamanı Barok'ta çalıyordun. O zaman gördüm. Ondan sonra görmedim. 2020 geçti zaten. Ben de, zaten ben de kendimi en son orada gördüm. Bir daha da göremedim. Neredeyim? Neredeyim ben ya diyorum. Yani evdeyiz genelde işte be abi. Yapacak bir şey yok.
Evet. Umarız iyi olur, her şey iyi olur. Şimdi dostlar, Saygın çok yönlü bir adam. Yani aslında müzik yapıyor, müziğin dışında başka şeyler de yapıyor. Aslında başka bir görevi var, başka bir mesleği de var. İşte eşi de müzisyen, o ona da destek oluyor. Kendi solo kariyeri var, onunla da uğraşıyor. İşte klipler çekiyor, yurt dışına gidiyor, geliyor falan. İşte ülkemizden başka sanatçılarla da müzikler yaptı, ara ara yapıyor. Ama kendi işiyle de uğraşıyor bir yandan. Ankaralısın, oradan evet. Hikayeye başla. Oradan hikayeye başla istersen. Evet, Ankaralıyım. Yani çocukluk ve gençlik dönemi büyük bir kısmı Ankara'da geçti. Tabii biraz yaş da ortaya çıkıyor ama aslında işte 2090'ların sonu, 2000'lerin başı, o ilk yarısı diyeyim en azından Ankara'da. Bir nevi üniversite, bütün eğitimimi orada tamamladım, üniversite eğitimimi. O çok güzel bir dönemdi. Yani işte 90'ların o son dönemi, artı 2000'lerin o başındaki işte esas o analog döneme şahitlik etmek gerçekten güzeldi. Yani biz o zaman tabii işte kendi gruplarımız vardı, çalıyorduk böyle stüdyolar, provalar ama o demo dönemleri diyeyim, sen daha iyi bilirsin. Kaset, tape dönemlerinden biz çıktık böyle gerçekten. Stüdyoya gidelim işte tape. Sen şimdi çok sen daha iyi bilirsin demek isterken sen zaten bayağı yaşlı bir adamsın mı demek istedim abi bana? Yok, tam tersi. Çok böyle takdir ettiğim rapor 2 dönemlerinden diyeyim yani. Sevdiğim, saydığım birisin diyeyim. Güzel bir şey söylemek istedim yani. Şaka yapıyorum ya. Canımsın. Eyvallah. Evet. Yani evet be. Yani işte güzel şeyler oldu geçmişte. Geçmişte müzik adına sanki daha güzel şeyler oldu ya. Vallahi bunu açık net söylemek durumundayım yani. Rock konusunda da, rap konusunda da ne bileyim hani. Evet. Yani o dönemler şöyle, gerçekten üretim zordu aslında. Yani bir şeyleri ortaya koymak, eline böyle bir ürün almak zordu. Hani o noktaya getirebiliyorsan gerçekten sivrilebiliyordun. Şimdi çok farklı, onları da konuşuruz. Yani dijital dönüşümden sonra çok değişti işler aslında. Evet. Ama o dönemler nasıldı mesela, hatırlıyorum. Yani işte stüdyolara giderdik, kayıtlar, teyplere kayıtlar işte. Ondan sonra kendinizi göstermek için barlarda çalmanız gerekiyor. Hani böyle internete yayın yapalım da internetten yırtalım gibi bir durum yok yani, sonuçta haftalık net bir şekilde kendini göstermen gerekiyor aynen değil mi? öyle abi. Yani böyle böyle haftalık yani düzenli program yapacaksın, işte ilk başlarda belki boş sahnelere çalacaksın ama yavaş yavaş bir noktaya getireceksin kendini. Ve o dönemler şeydi yani, mesela Ankara'nın o 2005 yılındaki o rock patlamasında çıkan birçok grup aslında o dönemden çıkmıştır, hala da piyasada çalan gruplar mesela. Ben evet. de çalıyordum aslında aktif olarak da. Bizim grup çok tutunamadı sonra, işte 2005-2006'da aldık. Rest diye bir grubum vardı. Ama o dönemin işte hatırlıyorum yani, böyle işte Manga, ondan sonra Çilekeş, işte Rıza Kulis, Ankara'dan da ne Rainbow. gruplar çıktı ya? Ya o Ankara'dan dönem da değil fulleydi mi? yani gerçekten, ki şeydi yani, böyle işte bir tanesi bir yerde çalıyor, diğeri başka bir yerde çalıyor. İşte biz bir dönem bir yerlerde çalıyorduk. Böyle zaten hepsi aynı tayfa. Güzel bir dönemdi. Sonra o kadar olmadı o elektrik açıkçası. Zaten 2000 işte 2000'lerin son, 2010'lardan sonra dijital dönüşümle beraber aslında biraz bakış açısı da değişti. Yani canlı müzik artık bir noktadan sonra, yani öncelikle dijitalde biraz kendini ispat edip sonra canlıya dönmeye çalışıyor insanlar. İş tersine döndü yani. Eskiden aslında canlıda ispat Evet. edip sonradan hani albüm sürecine giriyorduk. Şimdi aslında işte bir kayıtlar yapalım, dijitalde tutarsa işte canlı konserlere başlamayı, böyle tersine dönen bir durum oldu ama değişim şart yani, mecbur bir şeyler değişiyor. Biz de Evet. öyle götürüyoruz yani. Şimdi Ankara'da birçok mekanda çalıştın. Aldığım notlarda önce hanımefendiyle başlamak istiyorum. Sevgili eşin. Evet, Bilge Nila diye. Evet. Bilge'nin bandı de var. Orada da berabersiniz. Sen Evet. o projenin ya da o grubun da bir yandan müzik direktörlüğü görevini üstlenmişsin herhalde. Doğru. Oradan biraz bahsetsene. Hanımefendiyle neler yapıyorsunuz? Nasıl işler yapıyorsunuz? Ya Bilge ile şöyle, aslında Bilge'nin bu işe girmesini ben biraz ön ayak oldum açıkçası. Evet. Çünkü o çok istiyordu böyle hani sahne almak, hani düzenli bir şekilde bu işi yapmak, bir noktaya getirmek. Yani yazdığım şarkılarda en azından ona uygun olan şarkıları çıkarttım ve ona bir noktadan sonra aslında şey oluyorsun yani, bir besteci olarak ve
vokalist olarak aslında iki farklı kimlik ama bir vokaliste göre bir noktadan sonra hareket edebiliyorsun. Yani kendi söylediğim şarkılarda daha farklı ama bir vokalistle beraber çalıştığın zaman artık onun ses aralığında, onun tarzında şarkılar yazmaya başlıyorsun aslında. Bir olgunluk göstergesi. Bir evet. noktadan sonra onun için yazdığım şarkılarda bir belirli bir seviyeye geldiğimizi hissettikten sonra da aslında kayıtları almaya başladık. Son 2 yıldır 4-5 tane single çıkarttık. Aslında 3 tane de hazır çıkmayı bekleyen şarkımız var. Geçen sene işte tam bu zamanlara kadar aslında düzenli sahnede alıyorduk. BNB aslında grubu. Bilginil'le ben. BNB diyorduk kısaca. Çok da seviyordum ismini. İşte Barok olsun, Duval olsun çeşitli mekanlarda düzenli program başlamıştık. Çok keyifli gidiyordu ama bir senenin yakındır açıkçası biraz en azından canlı programlara ara verdik. Kayıtlar devam ediyor yapabildiğimiz kadar. En azından şarkı biriktirmiş oluyorsunuz bu ölüs sezonda yani şarkılar, değil mi? Yani, evet evet. Yani sakin süreçte. Durmuyor. Yine ben bir şeyler çıkartıyorum. Arkadaşlar bir şeyler gönderiyorlar. Çok fazla olmasa da yine stüdyoya gitmeye çalışıyoruz kayıt için en azından yapıyoruz. Ama canlı program şu anda maalesef şey gözükmüyor. Çok görünmüyor. Bir süre daha herhalde böyle götürüyoruz. Mart-Nisan gibi başlıyor diyorum ben. Ben Mart-Nisan gibi başlıyor diyorum. Umarım düşündüğüm olur. Ya bu canlı performanslar, mekanlar. Çünkü şimdi şey muhabbeti var. Hani HES koduyla artık AVM'lere ve toplu taşımalara binilir oldu ya hani. Mekanlarda da belki HES kodunu söyleyerek girebileceksin ve bu şekilde mekanlar açılsın falan denmeye başlandı. Belki de bu şekilde bu şartlarla açılacak ve o zaman herkes HES kodunu söyleyecek ve sorun yoksa eğer o mekana alınacak ve oradaki planlar programlar da yürütülebilecek. Performanslar evet, yapılabilecek. Yani, hani sahneye çıkılabilecek mesela. Yani alternatif olasılıklar var. Evet ben de duyuyorum bu şekilde. Yani o da olabilir. Belki işte yazın festivaller olur muhtemelen artık bu sene diye düşünüyorum. Bir yandan bu işte canlı yayınlar Instagram tarafı veya başka canlı uygulamalar falan çok şu an hani gündemde evet. olmaya başladı. Onlar muhtemelen yaşamaya devam edecekler diye düşünüyorum. Yani festival evet. olduğu sürece mesela canlı çalınacak gruplar var ama bir yandan herhalde canlı yayınları da bunlar olacak. Böylece gruplar aslında daha çok insana kendilerini bir şekilde gösterme şansında yakaladı. Yani iyi yönlerini de düşünürsek aslında bir şeyler oldu. Böyle bir dönüşümle beraber farklı şeyler çıkıyor. Evet. Öyle düşünebiliriz ama şöyle de bir şey var yani toplumsal bir travma geçirdik aslında hala geçiriyoruz onu. Yani bunların unutulması, hafızadan silinmesi çok kolay olmayacak. Yine ben 2021 eski performansı yani 2020 gibi 2019 gibi daha doğrusu düşünelim. Olacağını düşünmüyorum yani bir anda dönemeyiz ama yani kontrollü bir şekilde yavaş yavaş herhalde döneriz umarım diye düşünüyorum. Peki hala. Şimdi bir yandan da bilgisayar mühendisliğim var. Bir firmada evet. da IT departmanında evet, evet. çalışıyorsun. IT manager mı diyorlar size? Ne diyorlar abi IT'lilere? Ben özel bankada, bankada çalışıyorum. Evet. Ya şöyle aslında IT tarafında da ya unvanlar çok değişiyor. Şimdi şirketlere bakıyorsunuz. Müdür var. İşte şimdi bu agile dediğimiz çevik yöntemlerle farklı unvanlar oldu. Chapters, işte squad, tribe'lar falan. Ama bunların hepsi yabancı dilde ve biz bazen evet, anlamıyoruz. Gerçekten yani şimdi chapter dediğimiz aslında bir kitap gibi düşünürsek bir kitabın bölümü gibi ama kısım, yani, bölüm. Evet, kısım, bölüm. Mesela ben de bir unvanım chapter'lıydı aslında ama eski unvanlara göre yani yöneticiyim aslında. Çok sevdiğim bir ekibim var. Özel bir bankada çalışıyorum. Evet. Veri mühendisliği diyoruz aslında. Yani veri üzerine çalışıyoruz. Veri işliyoruz. Evet. Evet. Günümüzün trend konusu bu da. Veri. Yani veri ve işte veriden neler elde edebiliriz? Aslında farklı bir alan gerçekten. Aha. Ama şöyle bir şey var. Açıkçası kullandığımız, faydalandığımız her şeyin altında bu var. Yani aslında eskiden de vardı. Sadece şu an kayıt altında alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra da farklı değerler, farklı tahminlemelerle aslında şirketler tabii ki kendi menfaatlerini kullanıyorlar ama biz de bir birey olarak o veriyi kullanarak aslında günlük hayatımızda istediğimiz şeyleri yapmak için aslında bir yol buluyoruz. Öyle diyebilirim. Teknolojinin bir parçası evet. yani. Evet, evet, evet. Bilge Nila, merhabalar. Bilge Nila da müzisyen. Bizi takip eden arkadaşlarımızdan Big Data Rules demiş. Evet, büyük veri. Bilge Nila'yı tanıyor musun? Bilge Nila'yı tanıyorum. Kaç yıldır tanışıyorsunuz?
Biz 8 yıldır tanışıyoruz. Aa, süpermiş. Mutluluklar diliyoruz Çok sevgili teşekkür dostlar. ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Saygıncığım, böyle bir albüm, bir CD'in, bir plan, bir şeyin olacak mı? Böyle bir hayalin var mı? Yoksa ben zaten dijitalden salıyorum, gidiyor mu diyorsun? Hangi kafadasın abi? Abi şöyle, yani fiziksel olarak soruyorsun değil mi? Hani fiziksel bir Tabii, CD. tabii, Ya, tabii. Tabii. Şu maalesef arkamda aslında bizim... gördüğünüz şeylerden soruyorum. Evet, fark ettim, çok güzel gözüküyor da. Ya şöyle, aslında bütün hayalim oydu. Yani her müzisyenin aslında hayaldir. Yani şöyle bir elime alayım değil mi? Şu tutayım, hani bir CD olsun, şey olsun. Yani güzel bir hatıra bence Ama mesela da. yani mesela albüm çıkalı bu arada tam bir ay oldu. Evet, Onu çok hayırlı olsun. düşündüm. Teşekkür ederim. Onunla da ilgili konuşuruz. Onu çok düşündüm ama ya şöyle bir noktaya geliyor. Gerçekten hani CD çıkartsan bile çalacak yer kalmadı yani CD'yi açıkçası. Yani tamam, sen mesela evinde koleksiyon amaçlı kullanıp çalıyorsun ama arabalar, mesela yeni üretilen arabalarda CD player yok. Onun dışında yani evde müzik dinleme alışkanlığı, artık insanlar tamamen dijital cihazlardan dinliyorlar. O yüzden ondan vazgeçtim şu aşamada. Plak ayrı bir olay. Tabii ki güzel bir şey. USB stick çıkartmayı USB düşünür stick müsünüz? olarak, aynen öyle. USB stick verebiliriz yani, ama zaten albümlerin çoğu artık dijital olarak çıkıyor. İleride öyle bir hayalim var. Yani belki öyle bir plak yapılabilir. Belki bir seçme şarkılardan öyle bir toplam bir şey yapabilirim. Ama bak ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Az önce şöyle bir cümle kullandın. Dedin ki arabalarda bile artık CD player Maalesef, yok dedin. evet. Tamam, bu yüzden CD çıkmasın. Ama plak basılmaya devam ediyor. 200 Evet. liraya, 300 liraya satmayı biliyorlar. Arabalarda plak çalar var mı? Tabii ki yok. Ama işte plan biraz daha bir kitlesi var ya, böyle niş bir kitlesi var diyeyim. Çok meraklıları var böyle. Yani sadece plak dinlemek isteyen tayfa. Sen Çok sevmiyorsun galiba ama. çok çok nişler onlar ya. Ya şöyle bir Vallahi şey var. Şimdi abi, hastayım onlara ben. ya eski albümleri plakta dinlemek, bunu bir teknik olarak araştırmak lazım. Çok detayını bilmiyorum açıkçası ama mesela o gerçekten güzel oluyor. Yani böyle bir farklı, bir çok analog bir sound alabiliyorsun. Ama dijital albüm plağa bastığın zaman bir CD'ye göre ne kadar fark ediyor? Onunla ilgili çok bir bilgim yok açıkçası. Yani plak sesini ben de seviyorum. Evde var bir pick-up'ım ufak. Arada böyle dinliyorum ama eski albümleri. Yani yeni bir albüm açıkçası plakta dinleme aşamasına hiç Evet. gelmedim. Eski albümleri seviyorum. 60'lardan 70'lerden böyle dinlerim. Hani o nostaljiyi hissetmek için, ama yeni bir sound'u, yani özellikle modern bir sound'u plakta dinleme biraz anlamsız geliyor açıkçası bana. Kesinlikle, kesinlikle. O Eğer plaktan farklı bir boyut basılmışsa yani. analog bir şey olsun diyorsun, değil mi? Evet, ya O mesela şöyle abi, analog bir teknolojisi albüm olsun. kaydederim. Tamam, hiç dijital sürece girmem. Evet. Full yani banda kaydederim. Mesela işte Flört grubunu yapıyor ya, bilirsin yani zaten. Evet. Onun plağı çok yani gerçekten birebir, ama yani sen bütün aşamayı bilgisayarda yaptıktan sonra plağı onu döndürdükten sonra ne kadar bir fark olur, onun yorumunu şu an yapamıyorum açıkçası, bilmiyorum Ya yani. analog dijital dijitalse pek plak gibi olmuyor, doğru. Yani Şimdi şöyle bir durum var. Mesela orada yani eğer CD'ler mesela araba örneği verdin diye söylüyorum. Arabalarda artık CD player yok diye CD teknolojisi yok edildiyse bu bence bir manyaklık. O zaman da ben o örnekle karşısına çıkarım. Derim ki o zaman abi plak çalar ya da pikap var mı ki o zaman arabalarda pikap plak çalınıyor, plak satılıyor falan. Şimdi bu evet. çok enteresan bir tartışma konusu olabilir. Yani CD üretimi yok değil, hala var. Var Hala doğru. var ama eski sayılarda ve o skorlarda değil. Maalesef. Ama plak bir yandan böyle deli gibi birdenbire yeniden patladı ve hayatımıza girdi. Ve çok ciddi, tamam okey, ikinci ellerde de piyasası var. 50 liraya, 40 liraya, 60 liraya falan da alabiliyorsun ama bazen de 250, 300, 400, 500 ya da deluxe box setler 1000, 2000 liraya falan çıkan fiyatlarda da karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de asgari ücretin ne olduğunu herkes biliyor ve böyle bir tabanımız varsa, alt tabanımız varsa Evet. ve bir aynı zamanda da müzik manyağı ve müzik koliksek biz her ay kaç albüm alabiliriz? Mesela bir de böyle bir sıkıntımız da karşı karşıya. Böyle bir durum Ya var. bu derin bir konu. Bu aslında şuraya bağlayabilirim bunu Ozi. Yani mesela bir müzisyen hep albüm peşinde koşar. Yani eğer üretiyorsan aslında onun sonu bir albüm olmalı diye düşünüyorum. Yani o mesela 8 şarkı, 10 şarkı, 12 şarkı bir pakettir bu. Bir Tabii süreçtir. albüm yayınlamak yani. Hayatının bir dönemidir. Bir Evet. sound'dur yani mesela. Onu üretmişsindir. Ve o aslında albüm olduğu zaman ve CD aldığın zaman aslında
müzisyenin o dönemini komple aslında almış oluyorsun. Yani baştan sona onu dinliyorsun. Şimdi dijitalde bu öyle değil. Artık sen mesela benim albümde çok şarkı koymadım. Ben 7 şarkı koydum. Çünkü işte 14 şarkıyı böldüm. Bir kısmını single yayınladım. Bir kısmını albüm. Çünkü soundları birdi ama şöyle bir şey var aslında. 8-10 şarkıda yayınlasan, 12 şarkıda yayınlasan aslında şöyle bir şey oluyor. O 10 şarkıyı da aynı anda yayınlamış oluyorsun. Yani 10 tane single yayınlamış gibi oluyorsun. Ve her şarkı aslında kendi başına mücadele ediyor. Yani bir dinleyici bir şarkıyı dinleyebiliyor ama diğerlerinin haberdar olmayabiliyor. Ama evet. öyle bir durum yok. Yani sen orada arkadaki bir CD'yi açtığın zaman mesela oradaki 10 şarkıyı da gerçekten görüp en azından baştan sona en azından bir kere iki kere dinleyebiliyorsun. Evet. Spotify ve diğer dijital platformların tabii ki getirisi çok ama böyle bir yönde de aslında albüm konseptini maalesef bozdular. Çünkü her şarkı artık kendinden sorumlu oluyor. Bir sanatçı, özellikle bağımsız bir sanatçıysan ve şarkıların arkasında durmak istiyorsan bütün şarkılarını gerçekten sunmaya çalışıyorsun. Yani hani albüm gibi olmuyor artık. 10 şarkıyı da bir şekilde dinlenilmesi için uğraşıyorsun. Ben yani şundan yanayım. Değişti yani o konuda, evet. Evet, ben şundan yanayım. Hard copy olsun, dijital platformlarda olsun. Sanatçı açısından baktığında kendini birdenbire tüm dünyaya ya da ülkeye tanıtmak adına bir hard copy'den daha hızlı yol kat etmesini sağlıyor. Dijital evet. platformlar. Hı-hı. Bu anlamda ben o da olsun istiyorum tabii ki. Sonuçta ben de bir müzisyenim. Ben de yaptım, yapıyorum vesaire. İki taraftan da baktığında bence olmalı. CD de basılsın. Hatta basıyorlarsa kaset de bassınlar. Plak da olsun. Ama tabii dijital de. Platformlar da olsun. O zaman da insan tercihini yapabilsin. Desin ki abi benim müzik setim yok. Ben dijital platformdayım. Ya da desin ki benim evde müzik setim var. CD çalarım, kaset çalarım var. Ben giderim kaset çalarımda dinlerim ya da pick-up'ımda dinlerim plağımı diyebilsin. Ben müzik adına müzik hiçbir şekilde susmasın, yok edilmesin diye aslında biraz da mesaj vermek istiyorum. Bu noktada da hard copy'lerin de yok edilmesi karşısındayım. Bunun olmasını istemiyorum. O yüzden de açıkçası. Ya bu arada hikaye, mesela şey vardı. Yani mesela kaset alarak o dönemlerde ben de tabii o kaset döneminden beri yani seviyordum albümü hala seviyorum. Bu arada yani artık bulamıyorum. Bulsam yine alıyorum da CD. İşte kartonetini açarsın, okursun. Kimler hangi müzisyenler çalmış, kimler görev almış. O pesif bir durum ama biliyorsun. Yani zaten biliyorsun, o mixi mastering'i. Ben mesela teker teker okurdum böyle en detayına kadar. Şu an albüm çıkıyor dijitalde. Gerisi yani isteyen görür belki yazılmışsa bir yer ama araştırırsan bulursun da araştırmazsan yok. Nereden bulacaksın? Görsel tarafı çok önemli bence. Yani ön kapağı içinde neler var, içindeki resimler, içindeki yazılar, teşekkür yazıları. Bunları şimdi artık Instagram'da yazmaya başladı insanlar. Ben de o şekilde yaptım. Bir tarafı eksik oluyor yani ne yalan söyleyeyim. Evet. Bence de öyle ama yani o ruhu yakalayabilmiyor. Evet. Ne yazık ki yakalayamıyor. Ama yeni nesil yani. Bunu arıyor mu? Bence aramıyor çok fazla. Aramıyor zaten. Yani çok da önemsemiyorlar. Bu yetişmedikleri için ama işte dediğim gibi evet. değişen birçok şey var. O da onlardan bir tanesi. Ama onların da suçu yok. Çünkü görmediler, öğrenmediler. Evet. Evet. Haberleri yok. Nereden bilecek çocuklar, genç arkadaşlarımız. Yani ama mesela ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. O tabii babadan çocuğa geçen bir hikaye özetle. Benim mesela kızım var 15 yaşında. Haliyle benle beraber olduğu için babası ne yapıyor? Bakıyor ki kasetleri var, CD'leri var, plakları var. Çocuk da bunu görüp yeni bir jenerasyon olmasına rağmen sonuçta lise 1'e giden bir öğrenci benim kızım mesela. O da bunları görerek bunlara alışıyor ve o da mesela bana şu CD'yi alalım mı baba diyor mesela bak. Ama işte o biraz da ailesel yani. Tabii gösterdiğin sürece onu aşılayabilirsen. Aynen. De o yürür. Yoksa aynen. Biraz zor açıkçası ama. En son ne zaman nerede çaldıydın? Barok dedin ama orada mı çaldın en son? Yoksa başka yerde çaldın? Ya şöyle, bu dijital pandemi sürecinde birkaç tane canlı yayın yaptık. Birkaç organizasyona katıldık. Onlara. İyi. Ama onları çok çaldık diye saymıyorum. Evet. Biraz değişik oluyor. Yani böyle işte karşında insanlar var ama boşta. Ya o da güzel tabii. Yani hiç kötü diyemeyeceğim ama. Var ama yok gibiler mi değil mi? Öyle bir şey. Gerçek yani. Canlı sahne en son Şubat'ın 25'i falandı diye hatırlıyorum. Ya bir sene olacak işte 11 ay falan. Sonra da Mart geldi zaten pandemi Mart'ta süreci. Hatta bizim günümüz falan belliydi böyle. Barok'ta Gökhan'la falan konuşuyorduk böyle. Hani ne zaman çıkalım tam günler falan ayarlandı sonra gittik.
Patates oldu ondan sonra. Ya ama olsun. Yakında güzel günler gelecek. Geri gelecek. Yani peki abi. Ya abi bir de şöyle bir şey. Bir sene yakındır bu canlı yayınları da ara ara yapıyorum. Yani farklı platformlarda da yaptım. İşte TV kanalında yaptım. Türkçe Rock'ın kendisinde yaptım. Evet, şimdi evet. Müzik onu yerde yapıyoruz falan filan. Abi bir yandan bir bakıyorum. Bir yerden sonra hep aynı şeyleri konuşuyor gibi olmaya başladı. Benim de canım sıkıldı. Pandemi de pandemi. Yok, ben zaten COVID anladın mı? Pandemi konuşmayalım ya, başka şey. Konuşmayalım. Sen konuşmayalım. Sen şu yakın geçmişte sevgili dostlar, Saygı'nın yayınlanmış olan albümü tüm müzik platformlarında var, dijital platformlarda evet, var. Sen ondan biraz bahset. 7 tane şarkı var albümde. Hikayeleri neler? Mesela ne gibi bir süreçten geçtin? Valla güzel bir soru sordun. Albümde 7 şarkı var. Albümün ismi Renkler ve Sesler. Şöyle evet. Başlayayım aslında. Bu böyle hani uzun sürede hazırladığım bir albüm. Yani bir daha böyle bu kadar uzun süreye bir süreye girer miyim bilmiyorum açıkçası. Bayağı bir uzun sürdü. Ne kadar bir süre? Bir sene, iki sene, beş sene? Yani 3-4 senesi vardır. Bu da şöyle evet. Oldu aslında. Ya öyle bir dönemdeydim ki böyle gerçekten elimde birçok şarkı vardı yazdığım. Biraz da böyle açıkçası hani şey durumuna geldim. Hani bunları artık ben kendim sunayım. Daha önce birçok grupta çaldım, farklı solistlerle çaldım ama kendi şarkılarımı bir şekilde artık belirli bir kalıba sokup belirli bir sound içinde sunmak istedim. Büyük bir hazırlığa giriştim. Yani böyle 13-14 şarkıyı falan çıkarttık, stüdyolar bilmem neler falan derken böyle iş şey oldu. O kadar büyüdü ki. Baktım altından kalkamayacağım yani böyle hani zaten şimdi ilk albüm çok risklidir yani gerçekten piyasada biliyorsun yani hani bir noktada iyi bir şeyler sunman gerekiyor. Tam üretim sürecinin ortasında şey yapayım dedim ben bunu biraz böleyim bu kadar yüke girmeyeyim. İşte bir 2018'inde 3 tane şarkı yayınladım hani soundları da farklı oldu zaten. 2019 yılında 3 tane yayınladım. İşte kalan 7 şarkıyı da 2020'ye saklamıştım. Tam 2020 başında çıkartacaktım aslında. Bu pandemi süreci geldi. Bekleyeyim dedim biraz. Hani belki işler düzelir. Baktım düzeleceği yok. 2020'de boş geçirmemek için. Yani diskografiye işlesin diye açıkçası. 2020'nin sonunda çıkartmak istedim. Hı-hı. Böyle bir hikayesi var. Aslında uzun bir hikayesi var. Yani ta benim üniversite yıllarından bir dönem yurt dışında yaşamıştım Amerika'da. Orada yazdığım şarkılardan tutun işte. Son dönem birkaç yıldır yazdığım şarkılardan. Seçerek bu son 2-3 senede hem single'larda hem albümde böyle serpiştirerek yazdığım şarkılar diyeyim. Yani şöyle bir özelliği var. Bütün söz ve müzikleri bana ait. Hatta düzenlemelerin de birçoğu bana ait diyebilirim. Hı hı. Renkler ve seslerde çok fazla enstrüman kullanıldı. Dinleme şansım olduğunu bilmiyorum ama 14-15 tane farklı enstrüman var. Ve canlı bu enstrümanlar. Yani gerçekten bir emek harcayan stüdyo emeği müzisyen arkadaşları olsun mix mastering sürecinde oldukça yorucu bir süreci oldu bunun. 3 tane farklı stüdyoda kaydedildi bu albüm. Yani bir kısmı Ankara'da kaydedildi, bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı da İzmir'de kaydedildi. Galiba masraflı bir albüm olmuş anlattığın üzere. Masraflı oldu evet, masraflı oldu. Yani şöyle masraflı olacağını o kadar öngörememiştim ama bir noktada işin içine girdikten sonra da çıkamazsın. Ya o çok kötü değil mi abi? Bir başlıyorsun projeye, bir bütçe belirliyorsun mesela. Diyorsun ki ben bununla kotarırım abi. Bir bakıyorsun iş gidiyor da gidiyor, uzuyor da uzuyor. Abi dediğin gibi çıkamıyorsun da girdin bir yola. Abi yani patlıyorsun ondan sonra ondan birazcık sonra, değil mi? Artık dedik yapacak bir şey yok, bitirmemiz gerekiyor. Hatta yani... Albümün ilk mixini biz beğenmedik. İlk demoları vardı mesela. Hatta ben onların demolarını geçen sene internette yayınladım. Sonra tekrar kaydedildi albüm. Bazı kanalları evet. Kullandık, bazıları yeniden yayınlandı. İşte gitarları tekrar aldık, vokaller tekrar yaptım. Davulları tekrar çaldık falan. Ama böyle hani içimde sinmediği için. Çünkü şöyle bir nokta oluyor. Yani hani uğraşıyorsun. Diyorsun ki yani uğraştıktan sonra bari tam olsun yani. %100 içindesin. Sıfırdan aldık. Birkaç kere kaydettik. Tamamen batalım. Yani tamamen sinmedi. Batalım. Tam sinsin falan deyip orada. Ama şundan hani tamamen analog, ya analog değil mi de tamamen akustik enstrümanların kullanıldığı son şarkıda bir remix gibi bir şey yaptık. O da tamamen dijital şeydir, elektronik altyapısı vardır ama diğer şarkılar tamamen akustik enstrümanlardan oluşan. Yani o canlı hissiyatını verebilen böyle kalabalık bir sound olan bir albüm. O yüzden şey biraz da Alaturka tınladı. Hatta ben böyle çok şey değilim yani. Bayağı bir rock müzisyenim aslında. Arkadaşlarım soruyor niye bu kadar Alaturka falan. İnan ben de böyle cevabını veremiyorum. Yani hani demek ki içimde ama öyle bir şeyler... Ya türküs
Türklükte var bir böyle bir evet, ya evet. Bir 98 bir Alaturka bir fasıl bir şey bir girer. Bir yaylılar girer çıkar ya saygın evet, değil yani mi? Onları düşündüğüm zaman böyle arkada yaylılar işte bazı şarkılarda işte elektro bağlama darbukalar falan böyle ve düzenleme de gerçekten uğraştık bunlarla. Böyle nota nota yazıldı falan bunlar. Evet, dedim, sevgili yani... dostlar o zaman araya girdim. Çok özür dilerim. Saygın Çelebi'nin şu an servis edilmiş bu albümünü Renkler Sesleri dinleyin. Yani burada tabii mesela biz farklı hep rock platformlarında yapardık bu tarz yayınları. Radyo, televizyon, işte Instagram. Burada geniş yelpazeli bir kitle var sevgili Saygın. Müzik onun yerine Instagram profilinde. Rap dinleyen var, rock dinleyen var, pop dinleyen var, türkü dinleyen var, caz dinleyen var, halk müziği, sanat müziği. O yüzden de mesela burada birçok tarza hitap ediyorsun mesela sen müziğinle. Özellik olarak bakıldığında, içerik olarak bakıldığında. Evet, evet. O yüzden de tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Yani Saygın'ın albümünü bir araştırın. Size hitap edebilir. Bir şans verin, bir dinleyin bakalım. Belki atıyorum pop dinliyorsun, arabesk dinliyorsun ama arkadaşımızın albümünü de sevebilirsin mesela. O anlamda tavsiye ediyoruz. Evet. Evet evet, yani gerçekten farklı bir sound olduğunu düşünüyorum. Günümüzde de çok kolay değil bu tarz albümleri yapmak. Gerçekten hani şimdiki soundlara baktığımız zaman çok fazla aslında daha sentetik. Arsa, arazi, ev, araba her şeyini sattı adam bu albüm. Parası kalmadı yani. Çalıştığı bankaya da dağ gibi borcu var. Kredi ödüyor bitmiyor o derece yani. O yüzden de albümü alın diyemiyorum. Dinleyin bari derler diye. Abi ne olur al bak hani paraya ihtiyacımız var ne olur al. Al diyebileceğim bir şey yok. CD'de dijital yok platformlarda hani şimdi evet o da yok. CD de satılmıyor. Spotify'dan dijital platformlardan zaten olay belli. Bir şey gelmiyor yani kolay kolay. Adam yani varını yoğunu sattı. Malını mülkünü sattı. Beş parasız borç içinde yaşıyor şu an. Bak bu albümü yaptı. O yüzden ya böyle albüm promosyonu yapılır mı? Bana bakar mısın? Allah'ım ya. Ama gerçekten zor oldu ya. Şimdi düşünüyorum. Hatta bilmem şöyle, abi ya. Ya yani şöyle bir şey oldu hatta. Ben uzun bir süre albüm bitirdik biz böyle. Master copy aldım. İşte bu pandemi dönemi falan uzun bir süre dinlemedim. Biraz da sanki şey olmuş. Yorulmuştum açıkçası. Bayağı bir süre dinlemedim onu. Koydum bir kenara dedim dursun. Sonra çıkartacağım zaman tabii dinledim biraz böyle artık hani tekrar hatırlayayım falan diyor. Ya dedim ne yapmışız biz ya? Biz ne yapmışız yani bu kadar uğraştın mı yani inanılmaz mı? İçindeyken de ne yapıldığını da bilmiyorsun ya. Bir de bir evet, yandan sonra kafa da şişiyor. Ben ne çaldım, ben ne söyledim. Şey yaparlar mesela böyle abi benim kafa artık almıyor. Şunu sen bir dinlesene falan muhabbeti evet, vardır. Evet, yani tabii. Sesleri ayıramazsın, şişmiştir beyin. Böbrek kaldı demiş herhalde satılmayan. Yok o da lazım olur. Onu da satmasın. Şey yapmaz. Onu paraya çevirmeyelim. TCC ASKM isimli arkadaşımız böbrek kaldı demiş ama o duruyor şükür. Peki hala yani tamam müziğin dışında şimdi sen bir mesain var, bir iş var. Böyle evet. Bir IT menajerlik var. İşte evet. Bir yerde, bir şirkette, bir firmadasın, bankadasın. Evet. Onun dışında ne var böyle? Eşinle neler yaparsınız? Nasıl böyle sosyalleşilir mi? Bir yerlere gezer misiniz? Sinemaya gidiliyor muydu? Evde film izler misiniz? Neler yaşarsınız başka? Ya bizim şöyle, tabii müzik de hayatımızın bir parçası olduğu için aslında bilirsin bu hayatı ya hani sosyalliğin bir kısmı da müzik üstüne kuruluyor açıkçası. Ya yani evet. Bizim mesela hafta sonlarımız işte yani en azından geçen sene bugüne kadar diyeyim yani hafta sonları mutlaka bir provamız oluyordu işte. O zaten bizim yarım günümüzü alır. Onun dışında yani işte şarkı yazımıdır falan yani normal çiftlerin işte ne yapalım bir sinemaya gidelim bir boş boş hani boş boş demeyeyim de yani bir deniz kenarında sahilde yürüyelim. Şey bizde azdır açıkçası. Biz biraz müzik tarafına o mesai veriyoruz. Orada yapacak bir şey yok ama bu şekilde tabii. Mutluyuz. Çünkü evet. Öyle oluyor yani bir sahne almak kolay değil. Provasını yapıyorsunuz, onun planlaması, düzenlenmesi. Birçok şey var işte yani planlanması, programlaması gereken. O şekilde bir şeyimiz oluyor. Vakit planlamamız mecbur oluyor. Bunun dışında ama normal rutin hayatımızda da tabii ki işte 9-5 evet iş hayatı. Hı-hı. Normal aile hayatımız zaten devam ediyordu o şekilde. İyi, güzel, güzel. Son 9-10 aydır tabii evden çalışıyorum ben uzun bir zamandır.
Sen de evden çalışıyorsun tabii, değil mi? Yani çok nadir gidiyorum ofise açıkçası. Bütün ekip de evden çalışıyor. Yani iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. İyi tarafı ne oluyor? Evet, yani evdesin sürekli işte, ne bileyim, daha rahat tabii ki. Ev ortamındasın, rahatlık ama var. Ama bir kötü tarafı da bir noktadan sonra hep evdesin. Evet, o sıkıcı. Sürekli gerçekten ekran başındasın. Sürekli çok insanlarla, ekip arkadaşlarınla dijital bir şekilde haberleşmek zorunda kalıyorsun. Çok evet, fazla toplantı, çok fazla interaksiyon oluyor yani. Ve komünikasyon bir süre sonra insanı yormaya başlıyor. Ben son birkaç aydır onu bayağı hissediyorum açıkçası kendi adıma. Yani artık ofis olsa evet, gitsek, sosyal destek tekrar. Ya bir de şimdi evde insan biraz da bunalıyor. İşte yapsan evde olma psikolojisi gerçekten zorluyor insanı. Öbür türlü bir akışın var, bir ritmin var. Çıkıyorsun, araca biniyorsun ya da toplu taşımaya biniyorsun. Merhaba abi diyorsun, birisiyle bir temas halinde oluyorsun. Oturup bir çay içiyorsun veya akşamüstü geri dönüşün var. Hani öyle zaman geçiyor. Böyle kalktık, hadi evdeyiz. Açayım bilgisayarı, hadi bakayım. İşte bir canlı yayın, bir Zoom'dur, bir işte Instagram canlı yayını. Oradan mesajlar, buradan WhatsApp'lar. Bir de hani buradan da böyle bir kötü bir enerji de yayılıyor biliyorsun. Hani migrenimiz tutabiliyor, baş ağrısı oluyor. Tabii. Gözler yoruluyor. Hani sağlığa da çok faydalı da değil. Devamlı ekrana bak. Yani konu yine oraya geliyor. Biraz oradan çok uzatmayacağım ama evde yani bu pandemiyle ilgili şey oluyor konular ama bence o evden çalışmada artık biraz kabak tadını vermeye başladı kendi adım. Onu hissediyorum yani. Evet. Biraz sosyal hayatımıza geri dönsek, normal ofis hayatımızda bir şekilde normale dönsek diye özlüyoruz. Peki o zaman sana pardon. Ha şunu soracağım. Mesela hep bana şeyi sorarlar. Ya işte normal mesaimizde yoğun bizim mesaimiz gerçekten. Hani müzikte nasıl götürüyorsun mesela? Neyi müzikte? Neyi müzikte mesela? Nasıl götürüyorsun? İş ve müziği nasıl götürüyorsun bir arada? Aha. En çok aldığım okay soru. Yani neden müziğin eşi bu. Bu neden müzik sorusu gibi bir şey bu bence. Yani şöyle oluyor. Nasıl götürüyorsun mesela? Aynen abi şu hani yani mesela şimdi normalde 9-6 çalıştıktan sonra hani insanın üzerine bir de hani bu kadar ciddi bir şeyle uğraşması çok kolay değil açıkçası. Yani hani çünkü benimki artık hobi müzisyenliğin dışında yarı profesyonel diye seviyede. Hani en azından profesyonel seviyede icra ettiğim bir iş olmuş durumda. Ama bu bir sevgi ya hani bu ne bileyim bir çocukluk hayalim benim hani eskiden beri zaten bunu yapmak istiyordum. Bunun için de gerçekten vakit ayırıyorum. Gerekiyorsa işte maddi olarak da tabii ki belirli bir yükü oluyor. Çünkü hani bağımsız çalışıyorum daha çok. Ama bu da olmazsa hayatımın bir parçası eksik olur gibi düşündüğüm için açıkçası götürmeye çalışıyorum. Özetle sevgili dostlar bu bir aşk. Ayrılamıyorsun. Çekirdek gibi yemeye başlayınca bütün paketi yersin ya abi. Bağımlılık. Aynen. Hayat boyu hayatımız devam ettikçe hayatımız sona erene kadar bu dünyada böyle bir hastalığımız varsa hastalık derken hani güzel bir yani bağımlılık anlamında söylüyorum. Müzik. Sanatçı sahneye çıkmadan, kayıt yapmadan, yeni şarkı üretmeden nefes alamıyor değil mi? Soluk alamıyor sanki. Oksijen gelmiyor sanki vücuda. Böyle yaşıyor. Yani evet biraz çok şey olmuyor benim hayatımda yani böyle ne bileyim arada bazı kapıları açmam gerekiyor zihnimde. Onları dökmem gerekiyor. Evet. Kendimi ifade etmem gerekiyor. Benim bu şekilde için tatmin oluyorsun. Evet. Mesela böyle rahatlıyorsun. Evet, kafanı evet, rahatlıyorsun. Yani onu paylaşmam gerekiyor insanlardan. Aldığım yorumlar benim için çok önemli. Yani bu bir bütün aslında. Sadece iş odaklı olmak beni mutlu etmiyor açıkçası. Evet. Böyle bir düzen kurdum. Böyle bir denge oturttum hayatıma. Var bu arada böyle birçok insan var yani hani biliyorsunuz sen de mesela. Abi beyaz yakalı insanlar çok var tabii. Aynı zamanda müzik yapıyor veya işte çalışıyor. Tibet abi vardı mesela Tibet Ağırtan. Evet. Tibet abi de mesela IT'ci yazılım. Hatta bir dönem biz onunla 2 sene yakın beraber çalıştık aynı ofiste. Çok ilginçti evet, böyle. Çok yakınında otururdu falan. Ben böyle sürekli onun yanına gider. Abi şöyle bir pedal buldum. Bir baksana. Ne dersin falan böyle. İşte yorumlar. İşte onun konseri olur. Akşam gideriz. Ne bileyim böyle bayağı bir yol göstermiştir bana zamanında. Bayağı da haberleşmedim kendisiyle ama yani çok var açıkçası böyle hani hem işini hem müziği götürmekte. Bir de şöyle bir noktaya geldi abi zaten artık hani dijital dönüşümden bahsediyoruz ya yani özellikle IT tarafında yani sırf müzik hani işte
nasıl anlatayım? Aldım gitarı notaya döktüm de bitmiyor iş ya gerçekten. Artık mesela kayıt yapacaksanız biraz bunu anlamanız gerekiyor. Yazılım tarafı var bu işin gerçekten. Teknolojiyi anlamanız gerekiyor. Bunu şimdi müziği yapıp bittikten sonra maalesef hiçbir şey olmuyor artık. Bunun biraz pazarlamasını yapmanız gerekiyor. İşte çeşitli... Bir de öyle bir süreç var, evet. Yani iyi bir şey çıkartıyorsun. Tabii. Bununla ama onu da sunmak var. Evet. Burada biraz aslında açık işin yani içli dışlı olmanız gerekiyor. Artık sadece müzik biliyorum maalesef yetmiyor. Biraz bu işin teknolojisi de var. Yani artık ikisi bir grift oldu. Yani iç içe geçmeye başladı. Yani müzik aslında tek başına artık müzik olarak yetmiyor. Bir dijital tarafı da öğrenmeniz gerekiyor. Bu yönden aslında benim IT'ci olmamın bir avantajı oluyor bana. Gerçekten o kısmı hızlı götürebiliyorum. O zaman sosyal ağlarda ya da dijital platformlarda falan hep kontrolleri sen yapıyorsundur. Ya ben hakim yapıyorum genelde. Için. Evet. Yani tasarımları da ben yapıyorum mesela. Albümün kapak tasarımlarını ben yapıyorum. Seviyorum da açıkçası. İşte dediğim gibi sosyal... Yazıyorsun, söylüyorsun, kayıt ediyorsun. Kapağı da sen yapıyorsun. Evet, yani böyle benim şey gibi işte tek başıma sunduğum bir şey. Ama Bilge'de biraz daha farklı çalışıyoruz. Bilge'nin çalıştığı bir yapım şirketi var. Ama ben biraz bağımsız takılmayı seviyorum açıkçası. Böyle bir süreçten sonunda. Harika. Peki, ülkede hayran olduğun bir iki isim istesem kimlerden örnek verebilirsin? Böyle sanat camiasından var mı böyle hayranı olduğun birisi ya da fanı olabileceğin birileri? Yani popüler müzik tarafından mı konuşsak? Şimdi çok fazla insan var. Çok herkesi dinliyorum. Artık biraz şeyim bozuldu benim. Yani böyle o kadar çok işin içinde olunca biliyorsun abi biraz algılar böyle artık şey oluyor. Evet. Yani herkesi dinliyorum. Ya birisini seversin, birisini seversin, müziğini beğenirsin, sanatını beğenirsin falan ya. Bir kadın müzisyen olur, bir erkek müzisyen olur ya da oyuncu olur gibi. Bestecilik açısından mesela Bülent Ortaçgil'i çok beğeniyorum. Yani yazdığı kompozisyonlar açısından çok beğeniyorum. Yani çocukluktan beri dinlerim, severim, örnek alırım kendisini. Evet. Rock gruplarından yani son dönem çok fazla grubu takip ediyorum Spotify sayesinde gerçekten. Neredeyse bütün grupları. Üçüncü yeniler diye bir hikaye var ya artık. Üçüncü yeniler. Kum gibi. Mesela kum gibi öyle çok grup var artık. Bazen, çok fazla. Yani, evet, çok takip, fazla. Takip ben edemiyorum mesela açık söyleyeyim. Yani çok her gün bir şey çıkıyor mesela. Evet. Ya üçüncü yeniler mesela benim bir şarkım girmişti geçen sene. Spotify'dan mesaj geldi. Üçüncü yeniler listesine girdiniz diyor. Aa dedim bir bakayım. Üçüncü yeniler ilgimi çekti falan. Baktım böyle. Ya biliyorsun o ikinci yenilere bir atıfta bulunarak aslında oluşturulmuş bir liste. Tuttu da yani insanlar benimsediler. Hani tartışılır ne kadar doğrudur. Bence çok değil açıkçası o şekilde. Evet olmuş. Bir kategori oldu ama öyle tanımlandı. Öyle evet, bir tarz. Öyle kaldı. Hani ben o kulvara girer miyim? Ben o kadar alternatif değilim aslında. Hani yaptığım müzik o kadar alternatif olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de bağımsız bir müzisyen olduğum için yine de girebilirim. Yani bir en azından bir indie tarafı da var o üçüncü yeniler tarafının. Orada da son dönem mesela işte popüler olan gruplarda düşünüyorum mesela. İşte Madrigal var mesela. Yine Seni Sevmeler diye bir şarkısı patladı mesela böyle. Hani benim de sevdiğim ya, bir şarkı. Az önce şimdi bir anda fonda da müzik çalıyor burada sette tamam mı? Böyle karışık bir CD yapmıştım ben. O Seni Sevmeler, Madrigal. Son zamanlarda benim de sevdiğim gruplardan o şarkıyı mesela listeye dahil etmiştim. Kendime korsan karışık CD yaptım evde abi. Ya şimdi her grubun biliyorsun çıkmıyor ya hard copy muhabbeti. Az önce de konuştuk. Ben de ne yapıyorum? Kendime evde karışık CD yapıyorum. Ne güzel abi. Ya ama onun satıcısı değilim, kullanıcısıyım onu. Sana çok ilginç bir anı anlatayım bak abi. Çok değişik bir hikaye. Ankara'dayız işte. 2000'lerin başı falan. Tam zamanı hatırlamıyorum gerçi ama. İşte bir grubum var o dönem Rest diye falan. Dedik ki artık bir kayıt yapalım, bir demo yapalım böyle hani falan. Stüdyoya gittik. Gerçekten Ufuk Önem vardır. Belki bilirsin Ankara'dan. Biliyorum. Hazy Hill abi eski işte Hazy Hill. Tabii ki. Ufuk abi. Efsane ya. Sis Müzik. Bak abi hikaye bak. Sis Müzik stüdyoya gittik. Ondan sonra işte dedik ya biz demo yapacağız. 3 şarkı falan böyle. O dönem tabii güzel gruplar da var orada. Deli Gömleği falan da kayıtlar yapıyor falan. Biliyorsun. Evet. Güzel bir stüdyosu vardı Ankara'da gerçekten. Ya Deli Gömleği harika bir şey ya. Bende var onlar. Onların demoları var hatta. Tabii o demolar falan işte Ankara'da neler çıktı o dönem.
Neyse abi biz birkaç günde şarkıları kaydettik. Tabii bize Ufuk abi bir tane master copy verdi. DAT şöyle ufak bir kaset formatında. DAT. Biz o DAT'tan da bir tane rica ettik. Bir tane master CD verdi. Çünkü hani DAT'ı sonuçta saklıyoruz ama master CD'yi şey yapacağız. Evet. Şimdi elimizde CD var. Tabii böyle şey de yok. Bunu bir eşe dosta dağıtmamız lazım değil mi? Ne yapalım dedik. Hani böyle hem birkaç yere gönderelim hem de eşe dosta dağıtalım. Biz bunu çoğaltalım dedik. O dönemde abi böyle hani şey bilirsin, korsan CD'ler falan furya. Yani böyle her yerde CD'ciler. Aynen. Bizim de yakın bir arkadaşımız bu işte. Domates patates gibi tezgahı satılıyordu aynen. Ya. Yakın bir arkadaşımız da şey, bu işi yapıyor böyle bir dönem. Para da kazanıyordu çocuk. Ya rica ettik dedik ki abi sen bundan bize bir 200 kopya yap ilk aşamada. Verdik parasını tamam. Çocuğa. Tamam dedi ben size yaparım haftaya işte gelin alın benden. Ondan sonra neyse verdik falan. Haftaya ses yok. Aradık falan çocuğa ulaşamıyoruz bilmem ne. Birkaç gün sonra konuştuk. Abi dedi sizin CD'ler vallahi dedi geçen jandarma bizi bastı dedi. Sizin CD'ler dedi gitti dedi. Ya dedik nasıl olur? Allah'ım ya. Manyaya gelmiş sağ olun. Abi bütün ordu sizi dinliyor falan böyle. Mesela. Abi ondan sonra bizim daha CD'ler çıkmadan korsan CD olarak kayboldu gitti. Allah'ım ya. Günlerce gerçekten günlerce o CD'leri alacağız diye uğraştık ya. Ya diyoruz ki bunlar sonuçta şey korsan değil bizim kendi CD'lerimiz ya. Biz yaptık bunu abi. İşte benim dediğim muhabbet gibi abi satıcısı değilim kullanıyorum. Aynen biz dedik bizim CD'ler korsan değil bunlar. Allah'ım ya. Neyse ondan sonra hallettik aldık CD'leri ya böyle bayağı bir komik bir şey. Sonra dağıttık eşe dosta falan böyle. O dönem radyolar var yerel radyolar. Süper. Süper bir anı. Çok vallahi değişik ya şimdi aklıma geldi. Kahveyle selamlar. Allah'ım. Ya neler neler var ya. Allah'ım ya. İlginç oluyor ya gerçekten. Kendi CD'lerimizi korsan CD olarak kaptırdık ya. Bak ben sana çok enteresan bir tane hikaye anlatayım. Sen bu CD örneğini verince aklıma o geldi. Ben çocuk yaştayım böyle 13-15. İlk defa bir CD player alıyorum kendime. Hani harçlığımı biriktirmişim böyle CD çalarlar var biliyorsun CD player'de. Evet. Ondan bir tane alacağım. İşte elektronikçiye gittim. Onları satan bir dükkana gittim. Kadıköy'de. Aldım. Ama şeyi de düşünmüyorum çocuk aklı. Ya ben bunda ne çalacağım? Yok yani CD de lazım şimdi. Aldım da ona ne sokacağım içine? Yani bir şey koyup dinlemem lazım. Anlatabiliyor muyum? Adam şey demişti. Abicim al bunu demişti. Hani CD uzatıyor yani. Bak bunu bunda dinleyeceksin falan diyor bana. Aa evet abi ya tamam teşekkürler falan. Yani onu vermese ben eve gideceğim böyle. O bana bakacak ben ona bakacağım. Aldık lan bunu da yani ne yapacağım ki ben bunu? Hani bir şey koymam ve play'e basmam lazım yani. Böyle ya, bir durum var. Olmaz dönemler aklıma, gerçekten. Aklıma o geldi yani sen de CD deyince. Hatta o albümü de söyleyeyim. Debbie Gibson'ın Electric Youth isimli albümüdür o albümde. Çok iyi hatırlıyorum. İlk sahibi olduğum CD Debbie Gibson'a ait Electric Youth albümüdür. Bunu da aktarmış olayım. Abi ya, süremiz sona başka. Erdi eriyor. Aa, evet. Vallahi çok keyifli bir sohbetti. Zırt diye böyle bir saati devirdik. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür kapatmadan, ederim için. Estağfurullah. Kapatmadan sana ulaşabileceğimiz sosyal adreslerini hemen aktar lütfen. Saygın Çelebi zaten Instagram'da varım, Facebook'ta varım. Twitter'da da vardım da bir hesabımda sorun olmuş. Ona bakmam gerekiyor. Orada da Saygın Çelebi isminde varım. Tamam. LinkedIn'de bile varım. Kariyer sayfası var ya LinkedIn. O duruyor mu ya Saygın hala? Çelebi yazınca zaten çıkıyor abi. Hatta çok ilginç oluyor. Şimdi mesela bazen iş görüşmeleri falan yapıyoruz. Ya diyorlar ki bir tane de müzisyen var ama o siz misiniz acaba? Saygın Çelebi diye çıkıyor şarkılar falan diye yazıyor. Yani o da benim. O benim abi. Süpermiş. Süpermiş. Sevgili dostlar, izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Saygın Çelebi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Buradan eşinize de sevgiler, selamlar. O da dahil oldu, mesajlar yazdı, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyoruz sevgili dostum. Sağ ol bize katıldığın için, çok sağ ol. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyeyim, umarım. İnşallah, çok teşekkür görüşürüz, ediyoruz. Selamlar. Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Müzik Ona Yeri ailesine de çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Eyvallah.